Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugünkü söyleşimizin konusu mimarlık ve edebiyat ilişkileri. Son zamanlarda mimarlık-edebiyat ilişkileri biliyorsunuz çok gündemde. Çünkü iki tane önemli kitap yayınlandı. Bir tanesi Dünya Edebiyatında Mimarlık, ikincisi de Çağdaş Türk Edebiyatında Mimarlık. Bu kitaplar tabii ki daha da çok gündeme getirdi. Hatta artık mimarlık ve edebiyat ilişkileriyle ilgili yüksek lisans tezleri var. Çok gördüm. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde mimarlık edebiyat ilişkileriyle ilgili bir yüksek lisans tezi yapılmış. Doktora tezleri de var. Dolayısıyla mimarlıkla edebiyat nerede ve nasıl buluşuyor? Bu kitaplardan önce demek ki İstanbul Mimarlar Odası'nın dikkatini çekmiş ki İstanbul Mimarlar Odası 2008 yılında bakınız bu kitabı yayınlıyor. Edebiyatçı Mimarlar Antolojisi. Edebiyatçı Mimarlar Antolojisi kitap. Peki kitabın sayfalarını çevirelim. Neler, kimler var burada? 55 tane ünlü mimarın ve yazarın, şairin mimar kökenli olduğunu görüyoruz. Kimlermiş bunlar? Tevfik Fikret. Bakın. Ünlü şairimiz Tevfik Fikret. Nail Çakırhan. Ekrem Hakkı Ayverdi. Abdullah Ziya Kozanoğlu. Çok popüler biliyorsunuz Abdullah Ziya Kozanoğlu. Tarih romanlarıyla ünlüdür ve çok tanınmış bir mimardır. Yani mesleğini de bunlar hiçbir şekilde bırakmamışlar. İkisini beraber yürütmüşler. Hem mimaride hem edebiyatta başarılı çalışmalar yapmışlar. Peki başka? Cihat Burak, değil mi? Hem ressam hem aynı zamanda tadına doymaz öykülerin yazarı. Turgut Cansever. Turgut Cansever tarihi ve eserlerin restorasyonunda isim yapmış bir mimarımız. Kitaplarıyla, yazılarıyla, öyküleriyle tanınıyor. Bakın yine çok popüler bir isim. Aydın Boysan. Değil mi? Sanayi yapıların bir numaralı mimarı. Aydın Boysan, yani hatta ömrünün son zamanlarını tamamen yazmayla geçirdi. Mizah edebiyatının en güzel örneklerini verdi Aydın Bey. Ve çok meşhur bir mimardı biliyorsunuz. Bozkurt Güvenç, profesör. Doğan Kuban hocamız. Hala Doğan Kuban hocamızın önemli bir gazetede makaleleri hep yayınlanıyor, kitapları hep çıkıyor. Doğan Kuban hocamız hala şeyleri, makaleleri, kitapları yayınlanıyor. Vedat Dolakay, İstanbul'un efsane, Ankara'nın efsane belediye başkanı ve mimar. Vedat Dolakay'ın çok iyi bir çocuk edebiyatında çocuk kitabı yazarı olduğunu biliyor muydunuz? Arkasından Cengiz Bektaş. Cengiz Bektaş şiirleriyle, denemeleriyle, öyküleriyle ve yaptığı mimari eserleriyle unutulabilir mi? Mümkün değil. Yine Doğan Hasol'a geliyoruz.
Yem Yayın Evi'nin kurucusu, halen efendim birbirinden güzel eserler yayınlıyor. Hep devam ediyorum. Necati İnceoğlu profesör son günlerde bir roman yayınladı yine. Tan Oran hem karikatürist hem yazar. Atilla Dursay sinema yazarı, eleştirmeni. Önder Şenyapılı. Ömür Cantaş. Cahit Ülkü. Değil mi? Tarihi romanlarıyla isim yapmış bir mimar ve yazar. Yüray Canberk. Özer Cıravoğlu. Tabi sırada Murat Aykaç Erginöz. Bendeniz. Gülhan Kümer. Bu benim sınıf arkadaşımdı. St. Joseph mezunu. 9 Eylül Üniversitesi'nde profesördü. Çok güzel kitapları vardır, çok. O öğrenciliğinde de zaten çok iyi bir yazardı. Nur içinde yazsın. Yine sınıf arkadaşım Sami Rifat. Oktay Rifat'ın oğlu. Sami de çok erken kaybettik. Evet. Mehmet Sakal Özbek, Ali Artun sayıyorum. Kadri Gürsel, Şener Özer, Feride Çiçekoğlu. Feride Çiçekoğlu'nu biliyorsunuz senarist. Çok ünlü bir filmin senaristi. Uçurtmaya vurmasınlar. Değil mi? Mahir Öztaş, o da iyi bir roman yazarımız. Oktay Ekinci, rahmetli oldu. Oktay Bey, efendim, böyle. Leyla Ruhan, Oktay, Fatih Söyler, Uğur Tanyeli. Uğur Tanyeli. Ali Günver, Mustafa, Reşat Sümerkan, Kadir Tanır, Ali Cengizhan, Ahmet Güntam, Adnan Yalçıntaş, Behiçak. Hem karikatürist hem de oyun yazarı. Cahide Birgül, Emel Koç, Hikmet Temel Akarsu, çok yakın arkadaşım. Hala çok velüt bir yazar. Cihan Aktaş, Fikriye Bulunmaz, Atilla Şenkon, Ali Teğman, Melih Güneş, Müjgan Yıldırım, Ertuğ Uçar, Akın Sevinç, Levent Şentürk. Şimdi bu yazarları yani şöyle söyleyeyim, daha niceleri var. Bu almış olduğu 55 kişi edebiyat dünyasında kendisini kabul ettirmiş kişiler. Şimdi herkes kitabını yazar, yayınlanır filan filan. Fakat bir şey vardır, yani edebiyatçı olabilmek, edebiyat dünyasında kabul görmek için belli bir şey vardır, kurallar vardır. Yani işte kitapla kitabınız önemli yayın evlerinde yayınlanacak, önemli bir veya birkaç ödülü alacaksınız, okur kitleniz olacak. Yani kabullenmiş olacak sizi edebiyat dünyası. Bir okur kitlesine sahip olacaksınız. Bunlar, bu kişiler bu şekilde 55 kişiyi seçmişler. Ve bunları dikkat edecek olursanız hepsi de mimarlık mesleğini hiçbir şekilde bırakmamışlar. Yani mimarlıkla beraber edebiyat hayatında beraber yürütmüşler. Neden? Bakın, çok yakın incelediğimiz zaman şöyle düşünelim. Bir roman yazmak için, değil mi? Önce bir konu aklınıza gelecek. Sonra bu konuyu kurgulayacaksınız. Hatta oyunda diyelim. Ben roman ve oyun yazarı olduğum için ikisini birden veriyorum. Kurguladıktan sonra bu kurgunun neticesinde
olayları geliştireceksiniz ve bir sonuç neticeye bağlayacaksınız. Tıpkı bir proje yapar gibi. Mesela ben atölye hocasıyım, yani proje hocasıyım. Proje yaptırıyorum öğrencilerime. Öğrencilere bir konu veriyoruz tabii. Mesela bu sene ben öğrencilerime çiftlik evi projesi verdim. Çiftlik evi projesinde herkese arsalarını falan dağıttıktan sonra bir öykü yazmalarını istiyoruz, bir senaryo yazmalarını. Nasıl bir çiftlik evi, kime yapacaklar? Her öğrenci senaryosunu yazdı. Mesela bir kimi öğrenci, büyük anne, büyük baba da sağlar. Onlar da o evde, orada yaşayacaklar. Onların işte iki tane oğlu var. O oğullar da evliler. Onların da çocukları var. Sonra bu müştemelatı olacak tabii. Yani mesela kimisi at çiftliği yaptı, kimisi küçük baş hayvan çiftliği yaptılar. Onlara bakacak insanların ve evdeki hizmeti de yapacak insanların kalacağı müştemelat diyelim, lojman lazım. Ondan sonra ahırlar lazım. Atların, şeylerin, küçük baş hayvanların dolaşacağı efendim yerler lazım. Otopark lazım filan. Ve bir de ailenin senaryosunu yazdılar. Yani önce efendim bir kurgu kuruyorlar. Bir senaryo. Aynı bir roman yazar gibi, bir öykü yazar gibi, bir oyun yazar gibi. Sonra bunu geliştiriyorlar. Bakın bir roman da böyle yazılır. Yani aynı şeyi devam ediyoruz aynı şekilde. Şimdi buna son zamanlarda bu çok belli oldu. Çünkü daha kültürlü, daha okumuş, kitap okuyan, klasikleri veya dünya edebiyatını filan takip eden öğrencilerin ürettikleri projelerde daha bir estetik, daha bir güzellik görüyoruz. Bir kere İstanbul şairlerinin şiirlerini okumayan, onlardan bir lezzet ve tat almayan, değil mi? İstanbul şiirleri mesela işte Yahya Kemal'in o güzel şiirlerini, diğer İstanbul şiirlerini okumayan bir mimar bu İstanbul'u, bu kenti şey yapabilir mi? Çirkinleştirebilir mi? Çirkinleştiremez. Yani estetik olarak gelişmiş insanların bu şekilde bulundukları kenti çirkinleştirmelerine imkan yok. Şimdi şöyle diyoruz, medeniyet, şehir medeniyetten ibaret değil mi? Medeniyettir şehir. Yani medeniyetin temellerinden bir tanesi de edebiyat. Edebiyat. Şimdi edebiyat aslında roman Batı kültüründen gelmiştir. Batı kültüründe roman konuları biliyorsunuz şeylerde geçer. Yani işte büyük saraylarda, köşklerde, efendim, büyük mekanlarda geçer. Yani bir konu mekanda geçer. Aslında roman burjuva sanatı sonradan Türk Edebiyatı'na geçmiştir. İşte bunun ilk örnekleri Haris Ziya Uşaklıgil ve diğerleri, bizde de işte köşklerde geçen falan romantik öyküler var biliyorsunuz. Dolayısıyla yani bir romanın geçtiği bir mekan vardır. Olayın geçtiği mekan vardır. Ve romanın içinde tasvirler vardır. O tasvirleri anlattığınız zaman mimariyi yazılı olarak ifade etmiş oluyorsunuz. Mimariyi yazılı olarak ifade etmiş oluyorsunuz. İşte o yazının şeye dönüşmesi, hayata dönüşmesi, üç boyuta dönüşmesi de
mimarlık oluyor. Hatta bazılarına göre edebiyatın canlı hali, üç boyutlu hali mimaridir diyorlar. Tabii mesela mimar birçok disiplinlerden beslenmesi lazım. Tarihe gidelim. Tarihin en ünlü mimarlarına. Mesela Sultanahmet Camisi'nin mimarına gidelim. Sedefkar Mehmet Ağa'ya. Sedefkar Mehmet Ağa çok haksızlık yapılıyor bence. Çünkü Sedefkar Mehmet Ağa çok mütevazı bir insanmış. Ve kendisinden bahsedilmesini falan hiç istemezmiş. Bir kere devşirilip getirildiği zaman Arnavut asıllı biliyorsunuz. Önce Kanuni Sultan Süleyman'la Hürrem Sultan'ın türbedarlığına tayin ediliyor. Oradan türbedarlıktan şöyle Hasbahçe'ye doğru yürüdüğü zaman oradan güzel bir musiki sesinin geldiğini duyuyor ve yavaş yavaş o müzik sesine doğru ilerliyor. Ve orada saray mensuplarının koro halinde müzik yaptığını görüyoruz. Biliyorsunuz Türk klasik müziği çok meşhurdur. Üçüncü Selim muazzam bir bestekar eserleri, birbirinden güzel eserleri. Ben mesela çok severim Üçüncü Selim'i dinlemeyi. Bazen çalışırken hep Üçüncü Selim'i dinlerim. Şimdi bu müzik onu, bu genç adamı o kadar şey yapıyor ki hayranlıkla o koronun yanına geliyor. Koro şefinin dikkatini çekiyor. Kimsen evladım sen diyor. İşte ben efendim şurada türbedarım deyince çok mu ilgini çekti diyor. Evet çok ilgimi çekti diyor ve bu şekilde oradaki koro şefi, hocası bunu alıyor ve Sedefkar Mehmet Ağa, daha Sedefkar falan değil Mehmet Ağa, müzikte çok ilerliyor. Tezene çalıyor, besteler yapıyor, sesi çok güzel ve ün yapıyor bayağı. Fakat bu böyle dolu bir insan, yani Allah tarafından fıtratında var. Sonra yine Enderun Mektebi'nde dolaşırken nakkaşla merak salıyor. Nakkaş biliyorsunuz resimle yazı yazmak, minyatür resimlerle yazı yazmak. Bunda ilerliyor. Çok güzel şey. Nakkaş başılarına kadar yükseliyor. Hem müziği yürütüyor hem nakkaşlığı yürütüyor. Bu nakkaşlığın yanında bu defa çünkü geziyor, dolaşıyor kampüsün içerisinde diyelim. Orada efendim şeye rastlıyor. Sedef işçilerine yapıyor. Sedef işçilerine. Ahşabı biliyorsunuz onlar keser, oyarlar. İçini sedeflerle doldururlar. Orada bu sanatı öğreniyor ve işte birbirinden güzel hediyeli kutular, mücevher kutuları yapıyor filan. Derken efendim o zamanın padişahı, efendim padişahına, yani 1. Ahmet'in babasına, 2. Mustafa'ya efendim bir taht yapıyor sedeften. O kadar müthiş, hala gittiğiniz zaman Topkapı Sarayı'nda bu tahtı görebilirsiniz, biliyorsunuz. Çok meşhurdur o taht, sedef işçiliğiyle yapılmış Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri. Buradan Mimar Sinan'ın dikkatini çekiyor. Mimar Sinan gel diyor evladım diyor ve bu şekilde Mimar Sinan'ın öğrencisi oluyor ve mimarlığa başlıyor. Bakın müzisyenlik var, ressamlık var, nakkaş işçiliği var, sedef işçiliği var ve mimarlık. Hepsi bir araya geliyor ve Mimar Sinan'ın öğrencisi oluyor. Mimar Sinan vefat ettikten sonra da mimarbaşı olan bir Davut Ağa var. Davut Ağa'nın da vefatından sonra mimarbaşı oluyor. Ama mimarbaşı olmadan önce Mimar Sinan'ın öldüğü zaman tam o denk geliyor. İşte 1. Ahmet tahta geçiyor. 1. Ahmet 14 yaşında.
Diyor ki Birinci Ahmet, bu Ayasofya biliyorsunuz camiye çevrilmiş. İşte cuma namazları filan orada kılınıyor filan. Ne gerek var diyor. Yani bu kiliseden bozma bir cami. Kiliseden devşirilme bir cami. Efendim hala içinde işte Hristiyanlıkla ilgili şeyler var, figürler var filan. Ben diyor gerçekten bir cami yaptırmak istiyorum diyor. Tam da diyor bunun karşısına. Ve işte o at meydanı dedikleri o zaman Sultanahmet Meydanı'nın karşısında şeyi bir arsa beğeniyor. Alıyor o arsayı ve bunu diyor kim yapacak? Mimar arıyorlar. Bu arada işte babasına o tahtı yapan Sedefkar Mehmet Ağa'yı bana diyor çağırın diyor ve Sedefkar Mehmet Ağa'ya bu caminin mimarlığını veriyor. Ve Sedefkar Mehmet Ağa 7 yılda biliyorsunuz o Sultanahmet Camisi'ni bitiriyor. Ama 1. Ahmet 28 yaşında çok genç yaşta vefat ediyor ve caminin açılışını göremiyor. Fakat cami o kadar bir güzel bir cami ki aslında dünyanın 7 harikasından birisi sayılıyor. Ben inceledim uluslararası şeylerde. Yani yabancıların söyledikleri mavi cami biliyorsunuz. Blue Mosque derler şeyler, ecnebiler. Ve türkuaz renginde mavi çinilerle bezenmiş bir cami. Işıl ışıl bir cami. Ama özelliği oradaki giriş kapısında kapısını bizzat Sedefkar Mehmet Ağa yapmıştır. Pencerelerinin sedeflerini, şeylerini Mehmet Ağa yapmıştır. Yani görüyorsunuz hepsi bir arada. Yazarlık var, efendim, müzik var, resim var. Yani hepsinden beslenerek bu şaheseri ortaya getirmiş bir insan. Benim en büyük arzum Mimar Sinan'ı roman olarak yazdıktan sonra bu birazcık haksızlık yapılmış, unutulmuş. O da çok mütevazi olduğu için hiç ya şey yapmazmış, methetmezmiş kendisine. Ve kendisinden bahsedilmekten hiç hoşlanmazmış. Efendim, yani böyle çok mütevazi olduğun zaman da işte kenarda köşede kalıyorsun. Yani herkes mesela o Sultanahmet Camisi'nin mimarını Mimar Sinan bilir çoğu. Yani biraz uğraş söylersen biraz daha bilgili, kültürlü olan onun Mimar Sinan'ın olmadığı, Mimar Sinan'ın öğrencisi Sedefkar Mehmet Ağa'nın olduğunu söylerler. Şimdi buradan diyoruz ki bu mimarlık eğitiminin öğrencilerin geliştirilmesi için estetik duygularının geliştirilmesi için bu eserleri okumaları lazım. Yani mesela İstanbul'la ilgili romanlar yazan, İstanbul'u anlatan, İstanbul'u betimleyen yazarları okumadan bu şehre bir şeyler yapmak isteyen bir mimar nasıl bir şey yapabilir? İşte maalesef İstanbul'un halini görüyorsunuz. Yani bu estetik duygusundan, estetik görüşünden uzaklaşıldığı zaman ortaya da bir şey çıkmıyor. Şimdi bu son zamanlarda çok önemseniyor. Hatta edebiyat dersleri mimarlık fakültelerinde seçmeli olarak konuluyor. Mesela Columbia Üniversitesi'nde çok ünlü yazarların kitaplarını seçiyorlarmış. O kitapların işte öğrenciye okutuyorlar, özetlerini çıkartıyorlar. O özetlerini çıkarttıktan sonra da o romanların geçtiği, olayların geçtiği mekanları şey yapıyorlar, çıkartıyorlar. O mekanların resimlerini çizdiriyorlar, fotoğraflarını bulduruyorlar ve maketlerini
yaptırıyorlarmış. Çok enteresan yani. Bu kadar bu işi ciddiye almışlar. Ben de derslerimde şöyle yapıyorum. Her haftanın bir proje notunda en yüksek olanına bir tane kitabı ben hediye ediyorum. Onun için çok böyle şey yapıyorlar, hevesle çalışıyorlar. Mutlaka işte o haftanın birincisi şudur diyorum ve bir kitabımı hediye ediyorum. Bu şekilde öğrencilere edebiyat sevgisiyle mimarlık şey yapıyoruz. Mesela bakın Nazım Hikmet Memleketim şiirlerinde de devamlı mekandan, şehirlerden bahsetmiştir. Mesela oğluna Nazım Hikmet eğer ben bir tahsil yapmış olsaydım, ilim tahsili yapmış olsaydım mutlaka mimarlık tahsili yapardım diyor. Ve oğluna Mehmet Fuat'a bir yazdığı mektupta oğlum diyor tamam sen de edebiyatı filan böyle benim gibi seçeceksin, meyillisin ama mutlaka bunun yanında da müspet bir bilim olan, çünkü mimarlık hem sanat hem bilim. Sanatla bilimin bir araya geldiği bir meslek. Onun için diyor mesela mimarlığı seç diyor. Aziz Nesin de hep mimar olmak istermiş. Bunu söylermiş. Ondan sonra ama tabii imkanım olmadığı için beni işte harp okuluna verdiler filan diye anılarında anlatıyor. Demek ki mimarlıkla edebiyatın ta tarihten beri gelen çok yakın ilişkileri var. Mesela İlyada ve Odessa öykülerinde de o antik kentlerin nasıl olduğunu, nasıl şey olduğunu, planlandığını, durumlarının nasıl olduğunu o şeylerden öğreniyoruz. Çevirilerden, tekstlerden öğreniyoruz. Yine efendim Sümerlerin şeylerinden tabletleri okunduğu zaman orada mekanları nasıl yaptıklarından, ne gibi konutlarda oturduklarından, nasıl bir hayat sürdüklerini, nasıl bir mimariye ilgi duyduklarını filan da yazılı metinlerden duyuyoruz. Peki bugünkü söyleşimizin sonuna geldik. Sevgili değerli izleyicilerim, bugünkü sohbetimizin konusu edebiyat ve mimarlık ilişkileriydi. Bundan sonraki söyleşimizde başka bir konuda buluşmak üzere hepinize sevgiler, saygılar diliyorum.